Merhaba arkadaşlar, ben Firdevs Demir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle daha önce yapmış olduğumuz güllerimiz var elimizde. Yapraklarını ayırdım. Onları daha sonraki videoda göstereceğim için yaprakları ayırıyorum buradan. Onları da başka bir videoda göstereyim. Çanak yaprağı dediğimiz dışındaki yaprakların yapılışını anlatacağım. Buna yapmadım daha. Şimdi bunu en küçüğünden yapacağım. Sonra daha büyüklerini anlatacağım sizlere arkadaşlar. Şimdi elde bükülmüş suni ipeklerle çalışıyorum. Bunların renk numarası yok arkadaşlar. Benim elimde çok çok fazla var bunlardan ve renk ayarlamam kolay oluyor tabii ki. Elimde çok fazla ip olduğu için siz bakabilirsiniz kataloglara. En uygun renkleri kullanabilirsiniz. Güz renkleri dediğimiz renkler bunlar. Biraz daha böyle sonbahara uyan renkler. Güllerim de aynı şekilde. Bugün şimdi çanak yapraklarının yapılışını anlatacağım. Evet arkadaşlar, şimdi bunun çanak yaprağını yapacağım ama siz bu daha küçük gül için yapmak isterseniz yine aynı çanak yaprağını kullanabilirsiniz arkadaşlar burada. Ben hemen yapmaya başlıyorum. 4 katlı ipimi büktüm, yeşil ipimi. Daha sonra kahve gibi olandan etrafını dolanacağım. Şimdi gülümün yaprakları 5 tane neydi ve 5'li köktü. Yine 5'li kök çalışıyorum, şey 6'lı kök çalışıyorum arkadaşlar bu sefer. Beşli kök çalışmıyorum ve ipim düğüm oldu. Evet, tekrar halkamı yaptım, içine 6 tane zürafa yapacağım arkadaşlar içine. Ve altılı bir boru oluşturacağım. 2 4 5 acele edince çok çabuk dolaşıyor arkadaşlar. 6. Evet, sonra halkamı sıkıştırıyorum. Ve ilk zürafama batarak ikinci sıraya başlıyorum. Yani ilk defa seyreden arkadaşlar için bunları tekrar anlatıyorum arkadaşlar. Her videoda sıkıcı olabilir sizler için ama. Şimdi hepsine birer kere batıyorum. İkinci sırayı tamamlıyorum. Zaten üçüncü sıraya başladığımda borum oluşacak. İki sıra yaptığınızda zaten boru oluşmaz arkadaşlar daha. En az 3 sıra dolanmanız lazım boru yapmak için. Şimdi heyecanlanınca ip de açılıyor tabii ki, tüle atıyoruz ipi de yanlışlıkla. Çünkü heyecanlanırsanız ip bozulur arkadaşlar elinizde. İlk yaptığım, yukarıya çıkarken yaptığım zürafaya da batarak 3. sıraya başlıyorum inşallah. Evet, şimdi başladım. Artık borum oluşuyor. Bir sıra daha dolanacağım. Ondan sonra çok büyük kök yapmayacağım. Çünkü tepsilerde kökler büyük olursa arkadaşlar cam kapatırken zor oluyor. Evet, şimdi 3. sıramda dolandım bu arada. Gülleri gözemesiz çalışmıştım arkadaşlar. Yani araya ip getirmeden çalıştım ama taç yapraklarda gözemeli çalışacağım. Daha tok bir görüntü olsun diye. Şimdi 3. sırayı da bitirdim arkadaşlar. Kör ilmekle geçtim son zürafamı. Şimdi 2 zürafa üzerine 3 tane zürafa yapacağım. Bir arttırdım. Yana geçtim. Bir daha arttırdım. 3 tane zürafam oldu 2 zürafanın üzerine. Daha sonra ipimi geriye getiriyorum. Ve üçünde de arttıracağım. Baştakini de arttırıyorum. Ortaya geçiyorum. Geçerken de zürafa yapıyorum tabii ki. 2 oldu.
arttırıyorum. 3. Geçerken yapıyorum. 4. Bir daha arttırıyorum. 5. Şimdi 5 tane zürafam var. Yine başta, ortada ve iki kenarda arttıracağım. İpimi geriye getirdim. Gözememi yaptım. Ondan sonra aynı yere bir daha batarak arttırma işlemi yaptım. Yandaki zürafaya geçiyorum. Bir zürafa. Ortadakine geçiyorum. İki tane oldu. Şimdi üç oldu toplam. Üç. Aynı yere batıyorum. Dört. Yandakine geçerken beş. En sona geçiyorum. Altı. Aynı yere batarak arttırıyorum. 7 tane zürafa. Şimdi en küçük çanak yaprağını yapacağım için 7 tane yeterli. Şimdi hepsine birer kere batarak eksilteceğim arkadaşlar. Artık arttırma işlemimiz bitti. Hepsine birer kere batıyorum. 6, 5, 4, 3, 2, 1 şeklinde eksiltiyorum arkadaşlar. Hepsine birer kere batınca eksilir zaten. Bir şey yapmanıza gerek yok. Evet arkadaşlar, şimdi bir tane zürafam kalana kadar eksilttim. Bunun etrafını dolanmayacağım. Onun için ucuna hemen kılçık çalışacağım. Son zürafam üzerine geriye geldim. Hemen içine bir tane zürafa yapıyorum. Onun içine geriye geliyorum. Yeni yaptığım zürafanın içine. Gözeme yapmış oluyorum. Geri getiriyorum. Yine bir tane zürafa yapıyorum. Ve yaptığım zürafanın içine geriye geliyorum. Çift sarıp bitiriyorum. Çok uzun yapmayacağım bunu. Çünkü gülüm de küçük arkadaşlar. Yani gülümle orantılı olması gerekiyor. Şuradan ölçüyorum. Şu şekilde çanak yaprağı olacak. 3 tane bu şekilde yaprak çalışıyorum. Çanak yaprağı çalışıyorum arkadaşlar etrafına. Evet arkadaşlar, şimdi çanak yaprağımız tamamladık. Gülümüz de hazır. Hemen buraya bir iğne takalım. Şimdi goncamızın altında ipimiz duruyordu arkadaşlar. Kesmemiştik. Hemen çanak yaprağımızın içinden geçiriyoruz. Zaten köklerimiz kısa, çok uzun değil. Bismillahirrahmanirrahim. Tutamadım. Evet, içinden geçiriyorum. Oturtuyorum güzelce. Ve bir tane düğüm atıyorum yine. Ve ipimizi kesiyoruz. Bir kez düğüm atıyoruz. Şimdi arkadaşlar, ben daha rahat toparlayabilmek için hemen küçük bir tel kesiyorum. Ve yeşil iple kaplayacağım bunu hemen. Küçücük bir tel yapacağım. Evet arkadaşlar, telimi yeşil iple kapladım. Şu yeşil ipimle. Ve hemen bir dal oluşturuyorum. Daha kolay toparlayabilmek için. Yani yaprakların yanına da yapabilirsiniz bunu ama ayarlaması kolay olsun derseniz ayrı bir tel yapıp hemen üzerine çiçeğimi dikiyorum. Batırıyorum. Bir tane düğüm atıyorum hemen. Tekrar farklı yerlerden dikiyorum. Hep aynı yerden dikmiyorum ki sağlam olsun arkadaşlar. Evet. 4 kere dikiyorum. Nedense bilmiyorum. Hep 4 kere dikiyorum arkadaşlar. Sıkıştırıyorum. Ve kesiyorum. Hemen temizliyorum ucunu. Evet. Şimdi tabii elimde sıkıştırdığım zaman güllerim bozuluyor. Hemen elimle tekrar deminki yaptığım işlemde olduğu gibi açma işlemine başlıyorum arkadaşlar. İstediğiniz kadar açabilirsiniz güllerinizi. İster kapalı bırakın, ister açık bırakın. İstediğiniz şekilde kullanabilirsiniz güllerinizi arkadaşlar bu şekilde.
Daha sonra tabii kökü bir daha sıkıştırmam gerekiyor ki orada tel belli olmasın. Evet, bu şekilde gülümüzü hazırladık arkadaşlar. Bu çanak yapraklarının etrafını dolanmadım. Ama daha büyük olanlarda, özellikle bu gülün tomurcuğu da daha büyük. Bunu da sıkıştırmışız elimizde. Mesela bu tomurcuğu, onun bir boyu küçük tomurcuğu, bir de büyük tomurcuğu var. İkisinin de çanak yapraklarının boyu aynıdır arkadaşlar. Bunlarda kökü biraz daha büyük yaptım. Dokuzlu, üçlü kök başladım. Dokuza kadar arttırıyorum. İki sıra dolandıktan sonra dokuzlu kök üzerine, yine iki ilmek üzerine üç ilmek, 5-7-9'a kadar artıyoruz ve sıfıra kadar eksiltiyoruz. Arada birer tane ilmek boş bırakıyoruz bunlarda. Bunların da etrafını kontür dolanacağız arkadaşlar şimdi. Kahverengi olan ipimiz vardı biraz önce. Onunla hiç ip ya da şey koymadan en alttaki üçlü zürafanın olduğu yerden başlıyorum. İpimi bağlıyorum. Etrafını kontür dolanacağım. Yani hiç bir şey koymadan, tel, ip koymadan. Çünkü onları koyduğunuz zaman daha koyu bir görüntü olur. Ben çok koyu bir görüntü istemiyorum. Sadece bir renk geçişi olsun istiyorum. O yüzden sadece iple dolanıyorum etrafını. Evet, şimdi hemen yandaki sıraya geçiyorum. Düğüm olmuş ipimin ucunda. Onun için tabii takılacak her seferinde. Evet, bu şekilde uca kadar geliyorum arkadaşlar. Hepsini birer kere batıyorum. Evet arkadaşlar, birkaç sefer dolaştırdıktan sonra nihayet buraya kadar gelebildim. Evet, şimdi uca kadar geldim. Zaten pay bırakmıştım ucunda. Hemen payımı yatırıyorum. Aynı yere bir daha batarak uçta sivri bir görüntü oluşturuyorum. Ve aşağıya kadar iniyorum. Ve diğer yaprağa geçeceğim arkadaşlar. Bu şekilde. Bütün yaprakların etrafını dolaşacağım. Hepsi bittikten sonra bu uçtaki zürafanın içine, tam uçtaki zürafanın içine 3 tane bir içine bir yapıp yine bir kılçık oluşturacağım arkadaşlar. Yani yaparken yapmayacağım, daha sonradan üzerine yapacağım onu. Bu şekilde aşağıya iniyorum. En alta kadar ineceğim. Ve diğer yaprağa geçeceğim. Yani boruya kadar ineceğim yine. Bu da kılçıklı bir yaprak olacak. Yani siz kullanacağınız yere göre, küçük yapraklarda çok etraf dolanmak istemiyorum. Zaten gül küçük, çanak yaprağı küçük. Daha büyük olanlarda etrafında dolanıyoruz. En alta kadar indim arkadaşlar, ikili zürafanın olduğu yere. Aradaki bir zürafanın olduğu yerden atlıyorum. Biraz sıkıştırıyorum hatta. Ondan sonra bu şekilde yukarıya doğru devam ediyorum. Hepsinin etrafını dolanıp kenarlarına da burada görmüş olduğunuz gibi bir içine bir şeklinde kılçıklar yapıyorum. İstediğiniz boyda yapabilirsiniz. İsterseniz şuralara da yapabilirsiniz ama bu gülde çalışmadım ben bu şekilde arkadaşlar. Evet, şimdi bu şekilde yaparak gonca güllerimizin çanak yapraklarını yapmış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi bir büyük gonca, bir küçük gonca yaparken ikisinde çanak yapraklarını aynı çalışıyoruz arkadaşlar. Küçültmüyoruz. Bu aynı şekilde bunun da küçüğünü yaparsanız çanak yaprağını da aynı büyüklükte yapıyorsunuz. Çünkü çanak yaprakları değişmez arkadaşlar. Evet, bu şekilde güllerimizi tamamlamış olduk. Güllerimizin çanak yapraklarını tamamlamış olduk. Daha sonra da yaprakların yapılışını anlatacağım inşallah arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Severek yapar, iyi günlerde kullanırsınız arkadaşlar. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Daha önce abone olmadıysak abone olmayı da unutmayalım lütfen. Videolarınızı beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz. Arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Önerebilirsiniz sayfamızı. İyi günler arkadaşlar. Daha sonraki videolarda görüşelim inşallah.